Merhaba sevgili mini mini biller. Bugün sizinle dikte çalışması yapacağız. Görsel dikte çalışması. Öncelikle dikte çalışması nedir ondan bahsedeyim. Dikte çalışması bir kişinin söylediği kelimeyi duyduklarımızı defterimize yazıyor olabilmemiz. Bunu biz nasıl yapacağız? Ben size şimdi birazdan görsel açacağım. Onun ismini söyleyeceğim. Siz de söylediğim şeyi defterinize yazmaya çalışacaksınız. Önce basitten başlayacağız ve zora doğru biraz zorlaşacak ama inanıyorum kesinlikle yapabileceğinize. Hazırsanız başlayalım. Görselimiz gelsin. Evet, ekranda gördüğünüz görsel bir at görseli değil mi? Evet, ağzımdan çıkan at kelimesini defterinize yazmanızı istiyorum. Dikte çalışması aslında okumaya geçmenin en püf noktalarından bir tanesi. Eğer doğru dikte yapamıyorsanız tam anlamıyla okumayı öğrenmiş sayılmazsınız. Peki ben de yardımcı olayım size. At yazmak istersek önce ağzımızdan hangi harf çıkar? A harfi çıkar değil mi? O zaman önce A harfini yazacağız. Yazdım A harfini. A t. A arkasından t t t sesi geliyor. O zaman at seslerini, A ve T harflerini yazdığımda ben tahtada gördüğüm, ekranda gördüğüm at resminin, atın ismini yazabiliyorum o zaman değil mi? O zaman görseldeki şeyi tam olarak yazmış olurum. At. Peki bir örneğimiz daha gelsin. Şimdi et yazmanızı istiyorum. Et. Et. Yazmaya çalışın. Peki ben de açıklayayım aynı zamanda. Et yazmak istediğimizde önce hangi harf çıkar ağzımızdan? E harfi çıkar. O zaman önce E harfini yazıyorum. E yazdıktan sonra arkasından gelen harf T harfi. O zaman onu da ekleyeyim yanına. Et, et, et. Bu şekilde dikte çalışması yapmış oluyoruz. Peki sıradaki görselimiz bir el görseli. El yazın bakalım defterinize. El yazabilmemiz için öncelikle E harfi, ağzımızdan çıkan ilk harf E harfi. O zaman önce E yazıyorum. E yazdıktan sonra el yazabilmem için arkasına U harfini eklemem lazım. Ekledim ve ne oldu? El yazmış oldum. Görseldekini tam olarak yazdım. Şimdi sıradaki görselimiz. Evet, tel görseli değil mi? Tel. Bunu defterinize yazın bakalım. Tel. 3 tane harf var burada tel yazabilmemiz için. Ağzımdan çıkan ilk harf T harfi. Yazdım. Tel. Sonraki harfim E. T. Evet. T. U. Evet. Sondaki harfim de U harfi. Birleştirdim. Tel. Tel. Tel yazdım bu şekilde. Peki. Bunu da yazdığımıza göre sıradaki görselimiz gelsin. Bu bir nal görseli. Nal. Nal yazabilmem için benim ağzımdan önce hangi harf çıkıyor? Siz yazın bakalım. Doğru yazmış mısınız? Benimle beraber kontrol edersiniz. Nal yazabilmemiz için N harfi çıkıyor öncelikle. Önce N harfini yazıyorum. Sonra yanına Na. A harfi var. Evet. Na oldu. Nal yazabilmem için bir de I harfini eklemem lazım. Bakalım doğru yazdınız mı? Aferin, harikasınız. Nal da yazmış olduk. Peki buradaki görselimizde bir ele görseli yazacağız. Ele. Burada bir şey eliyorlar. Bunun eylemi yazacağız. Ele. Ele yazmamız için bizim E ve L hecelerini kullanmamız gerekiyor. İki heceden oluşuyor çünkü. Bunu elimizle şöyle yapabiliriz. E, L.
kaç tane vurdum elime? İki defa. Ele, iki hece diyorum. O zaman önce E yazdım. Sonra L hecesini eklemem lazım. E, L, U, E. U, E'yi eklemem lazım. Ekledim. E, L. E, L. Birleştirince de ele oldu. Ele. Peki sıradaki görselimiz anne görseli. Şimdi anne yazmanızı istiyorum defterinize. Anne. Anne. Anne kelimesi iki heceden oluşuyor yine. Birinci hecesi an. O zaman önce an yazmam lazım. Yazalım beraberce. An. Sonra ne. Bakın. An. Ne. O zaman yan arkasına ne ekleyeceğim? N hecesini ekleyeceğim. An, ne. An, ne. Birleştirdiğimiz zaman da tam olarak şu ortaya çıkacak. Anne, anne. Sıradaki görselimiz bir nane görseli. Evet, yazın bakalım. Na, ne. Bakın iki hece yine. Na, ne. İlk olarak na yazıyorum. Na. Peki. Yazalım. Na'yı yazdıktan sonra siz de doğru yazdınız mı bakalım. Na. Sonra ne. 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 Ekleyeceğim arkasına. Na. Ne. Na. Ne. Birleştirdim. Nane. Nane. Peki sıradaki görselimiz bir lale görseli değil mi? Lale yazmak istiyorum. O zaman önce hangi heceyi yazmam lazım? Bakalım iki hece olduğunu görün şöyle. La, le. İki heceden oluşuyor. O zaman önce la hecesini yazalım. La yazdık. La, le. Arkasına L ekliyorum. L hecesini ekliyorum. L. La. L. La. L. Birleştirince de şöyle bir şey oluşuyor. Gördüğünüz gibi lale yazabilmemiz için bunu yaptık. Sıradaki görselimiz bir nine. O zaman defterimize nine yazalım. Nine. Önce ni hecesini, bakın ni, ne, ni, ne. Önce ni yazıyoruz, arkasından ne yazıyoruz, ni, ne, nine. Birleştirdim, nine. Sıradaki görselimiz 50. 50 sayısını yazacağız. 50. Bakın yine iki heceli. El, li. O zaman önce ağzımdan çıkan ilk hece olan el yazmam gerekiyor. El yazdım. Sonra li. El, li. Yazalım beraberce. El, el, li. Bakın birleştiriyorum. El, li. İki tane heceden oluştu. Elli. Birleştirince de böyle oluyor. El, li. El, li. Peki. Elli yazdığımıza göre artık yeni görselimiz gelsin. Bu görselimizde bir anten görüyorsunuz değil mi? Anten. Evet, o zaman anten kelimesi kaç heceli? Önce bunu bulalım. Anten, bakın. An, bir hece. Ten, bir hece. O zaman bunu biraz daha basitleştirmek için an yazmamız lazım. An. An. Yazalım. An. An yazdıktan sonra diğer hecemizi çalışalım. Ten yazacağız. An, ten, tent.
T harfiyle başlıyoruz bir kere. Diğer hecemize. T, e, ten. Ten. O zaman yanına ten ekleyeceğim. An, ten. An, ten. Birleştirdim. Anten yazmış oldum. Bu şekilde siz de bol bol tekrar yapın çocuklar. Anneniz size öğrendiğimiz kelimeleri söylesin. Birinci grupta neler öğrenmişsek bunlardan cümle de oluşturabilirsiniz. Örnek Ela, Lale, Al. Mesela bir kişi size diyecek ki Ela, Lale, Al cümlesini yazmanızı istiyorum. O zaman önce Ela yazıyorsunuz. Sonra Lale, Al arka arkaya cümle olarak da yazabilirsiniz. Biz şimdi görsellerini gördüğümüz şeyleri yazdık. Umarım faydalı olur ama unutmayın okumaya geçmenin en püf noktası dikte çalışması yapabilmek. Dikte çalışmasını tam anlamıyla yapamıyorsanız biraz sorun var diyebiliriz çocuklar. O yüzden buna dikkat edin.